Sadece dolmenler değil. Yani Trakya'da Traklardan kalan çok sayıda anıt var. Kaya sunakları var. Tümülüsler var. Ama maalesef onlar da ağır bir tahribat altında. Dolmenler de aynı şekilde tahribat altında. Benim 2006'larda, 2004'lerde bulmuş olduğum, çalışmış olduğum, sağlam görmüş olduğum dolmenlerden bir kısmı maalesef şu anda yok veya çok ağır tahrip edilmiş durumda. Yani son çekilen fotoğraflarını gördüğüm zaman tanımakta güçlük çekiyorum. Hatta araziye gidip bunları kontrol ettiğim zaman da benim bıraktığımdan çok farklı. Yani bunların maalesef ihmal edildiğini görüyorum. Edirne'de benim tespit edebildiğim 60 kadar dolmen var. Ama bunların çok iyi durumda olduklarını bildiklerim 40 civarında, 40-45 civarında. Geri kalanı ağır hasarlıydı ki bunları biz yani zaman içindeki tahribatlarla birlikte yani iyi durumda olanların yani 40'ı geçmediği kanısındayım şu anda. Çünkü 20 taneye yakını tahrip edildi. Esasında ister kaya sunaklarında olsun, ister dolmenlerde olsun hazine bulmak mümkün değil. Ve hazine hikayesi sadece bir masaldan öteye geçen bir durumda değil. Antik çağda yaşayan insanlarda da kaç tane zengin kişi vardı. Bu bir masal. Sadece ve sadece anıtları tahrip etmekte ve geçmişe bırakmakla yükümlü olduğumuz saygıyı, geleceğe korumakla yükümlü olduğumuz sevgiyi ve sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Tahribat uğruna, koskoca bir sunak yıkmak uğruna bunun yapılmaması gerekiyor. Ama maalesef eğitimsizlik, yine burada aynı şeye geliyoruz. Bu eğitimi vermesi gelen kuruluşların yetersizliği nedeniyle Trakya maalesef kaderine terk.